Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün sizlere aşure tarifi vereceğim Bakalım neler koymuşuz Neler hazırlamışız Aşureli buğdayımızı Akşamdan ıslattık Ve ben şimdi ocağıma aldım Kaynamaya bıraktım Nohut ve fasulyenizde Bir gün önce de ıslatarak Aynı işlemi ayrı tencerelerle Uygulayın Ben daha önce Dondurucuyu haşlayıp koymuştum. Onları kullanacağım. Evet aşurel için malzemelerimiz neler var? Bir su bardağı kadar cevizimiz var. Bir su bardağı kadar e, nohutumuz ve kuru fasulyemiz var. E, üzümümüz var. Bunu ıslattım biraz yıkamak için. Badem ve e, fındığımız var. Ayrıca kayısım ben kendim kurutmuştum. Bunu yıkadım. Tekrar ıslattım. Biraz bekletiyorum. Pirinçim var arkadaşlar. Bir avuçta pirinç atayım dedim. 3 su bardağı şekerim var. Ve yarım kilo aşurelik buğdayım var. Bir de hindistan cevizim. Bunu üst üste kullanacağım. Bir kaşık da tuz atalım arkadaşlar. Ve gül suyum var. Malzemelerim bu kadar. aşırı buğdayım haşladım hazırladım. Evet içini nohut ve kuru fasulyemi bırakıyorum. Evet içini suyunu da bıraktım. Ne tencereyi onca alıyorum. Evet de var. Onu da koyalım. Birlikte pişsin. pirincimi, kuru fasulyemi, nohutumu önceden haşlandığı için tane pirinç pişene kadar e, biraz da özdeşecek. Özdeşene kadar pişirelim arkadaşlar. Ve bu şekilde de karıştırıyoruz. Gül suyum var. Gül suyumu da hazırlıyorum. E, ben yarım çay bardağına yakın kullandım. Biraz gösteriyorum ama bu yetmedi. Tadına bakıp tekrardan üzerine ilave yapabilirsiniz şekeri ve bu tür ürünleri tadına bakaraktan işte kokusuna bakaraktan ilave etsek daha iyi olur diye düşündüm o yüzden az böyle biraz az bir şey koyacağım daha sonra gerekirse üzerine ilave ederim e, o güsünü sonuna doğru koyuyoruz şimdi koymuyoruz arkadaşlar evet baya bir kaynadı haşlandı e, üzümümü fındığımı badem üzümüm ve kayısımı da yıkadım Hazırladım. Şekerimi hepsini buraya koydum arkadaşlar. Evet. Gördüğü gibi tencerem kaynıyor ve içine e, meyvelerimi bıraktım. Siz taze meyve de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Şekeri de meyvelerinizin tadına göre ayarlayın. Bu bir tavsiyedir. Meyveler e, şeker olduğu için kaynarken içine de bırakıyor ve üzerine de şekeri koyduğunuzda çok fazla da gelirse gerçekten çok yenmiyor. Yani çok aşırı şeker oluyor. Benim bu 3 su bardağı su bardağı büyük değil arkadaşlar benim 3 su bardağı kadar e, şeker koydum tadına bakarsınız eğer gerekirse ilave edebilirsiniz Evet iyice kaynamasını sağlayalım kaynıyor ve içine güz suyunu bırakıyorum daha sonra kokusuna tadına bakacağım eğer yoksa biraz daha ilave yapabilirim bir kaşık tuzum var arkadaşlar tuzu muhakkak atın unutmayın Evet iyice kaynasın. özdesi Zaten pirinçler hepsi pişti. Hazır bakın kaynıyor güzel. Evet en sonda badem ve fındığımı bıraktım. Bunda dakika yok. Buna kaç dakika kaç saat pişti diye şey yapmayalım. Sizin buğdanız ve kuru fasulye nohutunuzun pişmesine bağlı. Ayrı ayrı tencereleri pişirmenizi tavsiye ederim. Daha güzel, daha lezzetli oluyor ve beyaz oluyor. Çok kararmıyor. İçine ben e, tarçın veya yani kabuğunu veya e, karanfil atmıyorum. Karanfil çok güzel koku veriyor ama kara bırakıyor. Bırakmaması açısından ben bırakmadım arkadaşlar. İçini bırakmadım, atmadım. Arzu ederseniz atabilirsiniz tabii ki. Evet soğumaya aldım, soğuttum. Az önce sıcaktı zaten gördünüz. Biraz soğuduktan sonra kaseleri tabaklara bu şekilde ayırdım ve üzerine taze meyve olarak üzüm koyacağım evet bu şekilde pişmişleri ayıracağız kaselere tabaklara ve bunları da mahallede konu komşuya inşallah ikram edeceğiz Muharrem ayınız mübarek olsun aşure gününüz mübarek olsun Allah evinize mutluluk bereket yağdırsın hiç kimseye muhtaç etmesin yüce Rabbim elden ayaktan bırakmasın. Evet biraz tarçın ilave ediyorum. Sizin zevkinize bağlı. Hepsini parça parça tarçınını işte cevizini üstlerine koyup içine zaten bademli fındık koydum. Güzel bir aşırı oldu inşallah. Siz de benim gibi e, yapabilirsiniz. Benim tarifime uygun olarak da. Üzerine ben üzüm ve bahçemde de 3 tane çıkmış e, ahududum var. Üzerlerini biraz biraz e, süslemek amaçlı Hindistan cevizi ina vereceğim. Güzel oluyor, hoş oluyor. E, böyle benim de hoşuma gidiyor üstünde böyle süslü pisti olması tatlıların. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere şifa olsun inşallah. Evet Nuh'un gemisindeki aşure çorbamız hazır. Biz hem tatlı ve biraz da tuz koymayı unutmayın arkadaşlar. Hem tatlı hem tuzlu olmuş oluyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Afiyet şifa olsun. Eğer ki abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bizden gelen bu güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Aboneliğimiz ücretsizdir ve videonun sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız sevinirim. İyi seyirler. Afiyet olsun.